görüyorum yarayı, yurttaşımıza geçmiş olsun diyorum. Bu tabi bunu göstermek, insanları da köpek beslemekten uzaklaşmak gibi bir şeye neden olmasın. Böyle şeyler çok seyrek görülen şeyler, sürekli dolmuyor, yolda yürürken kafanıza saklı düşmesi ihtimali gibi bir şey. Köpek besliyorsanız böyle şeylere karşılaşma ihtimaliniz hep vardır. Yani köpeklerin doğasında böyle bir şey vardır. Çin aslanı aslında güçlü bir köpek. Biraz da asosyal bir köpek işte. Ailede birini sahiplenir. Sahiplendiğini kıskanır. Başka bir hayvanla birlikte olduğu zaman öbür hayvana sevgi göstermeniz durumunda da kıskanabilir. Çin aslanlarının eğitimi de zordur. Cezayla çok eğitemezsiniz. Onlar ödülle, sevgiyle eğitilebilen hayvanlardır. Aslında Çin'de bir miktar o bölgede Çin'de ve Moğolistan'da bekçi köpeği olarak kullanılan güçlü, kısa yapıları, kasları da güçlü bir hayvandır. Bir köpek besliyorsanız, Çin aslanı içinde, başka hayvanlar içinde, başka köpekler içinde her zaman bir veteriner hekiminiz olacak. Yavruyken onun eğitimini doğru dürüst yapacaksınız ve sonra işte hayvan ona göre eğitilmiş ve sakin bir şekilde yetiştirilmiş olacak. Yine özellikle de Çin aslanının eğitimi zor bir köpek olduğu için bebekliğinden başlanmalı. Zaten çok fazla oyunu seven sosyal hayvanlar da değillerdir. Kıskançlardır, sahiplerini koruma içgüdüsü vardır. Mümkünse evde bir başka hayvan bulundurmamak, onu severken onu kıskanma ihtimali var ve eğitimlerini doğru yapmak gerekir. Ve ilginç olan da Çin aslanı zaten çok tüylü bir hayvan. Yani çok fazla tüylü bir hayvan. Akdeniz iklimi için, sıcak bölgeler için uygun bir hayvan da değil. Onun için bu bölgede Çin aslanı beslenmesinin çok doğru olduğunu da düşünmüyorum. Tabii ki almış yurttaşımız, beslemiş, sevmiş. Köpeklerin doğası gereği zaman zaman gıdasına uzanırsanız ve benzeri şeyler yaparsanız böyle şeyleri yaşayabilirsiniz. Köpeklerde kıskançlık vardır. Dünyada artık ülkemizde de köpek psikolojisi çok önemli hale geldi. Onu eğitiyorlar arkadaşlarımız. Az önce söylemiştim biliyorsunuz. Mutlaka bir veteriner hekiminiz olmalı. Bebekliğinden bu yana sadece sağlığını, aşısına, beslenmesine değil, o köpeğin eğitimiyle ilgili de oradan bilgi alarak o köpeği yetiştirmeniz çok önemli. Allah başına yoğun. Gerçekten yoğun. İşte nasıl ısırdığını gördünüz yani hayvanı. Böyle hayvanını beslemeye devam ediyor. Tabii hayvanını güzel beslemeye devam ediyor. Güzel olan bu. Hayvan sevgisi böyle bir defa başınıza bir şey gelince bütün... İki ay önce yine böyle bir hadise olmuş. Sadece o zaman diş göstermiş.